Merhabalar, biz YouTuber Busters. Küçük bir hatırlatma yapacağız. Videoları paylaşmanız bizim için çok önemli. Ahmet Aga, sürekli uyuz oldum lafını kullanarak kendi kendini milyonlara ifşalayan, 1 milyon aboneye sahip olan YouTuber Minecraft oyununda izleyicileri kandırmaya çalıştı. Fakat maalesef montajlamayı unutan Ahmet Aga kendi kendini ifşaladı. Ne kadar gücünü göstereceğiz, koydum abi. Bize dönüştü. Abi bizi kovuluyor, kaç vallahi kaç. Abi bir dakika, tipimizi. Bir dakika. Yüzsüz abi bu. Baksanıza, çünkü ben bir dizi izliyordum ve hani bunun gibi şey vardı, yüzsüzdü böyle. Birisinin yanına gidince direkt onu taklit ediyor böyle. El hareketi yapıp da öyle yapıyordum. Abi bir dakika. Bir dakika, yanına gideceğim, bir kere Doruay Guardian'ı vuracağım, onu çok merak ettim abi, cidden merak ettim. Abi bize dönüşmedi ama hala, Allah Allah. Ha dönüştü. İşlemiyor, vallahi işlemiyor canı. Cidden işlemiyor. Yok oldu. Abi uyuz oldu ama cidden işlemiyor ve vurduk, yok oldu abi. Kesin bir yerleri tepelendi. Uyuz oldum şu anda. Abi bayağı uyuz oldum hem de. Arkadaşlar o zaman ben hemen onu bulup döneyim. Şurada dağın arkasında. Abi bu ne, gözünü seveyim. Ben bunu hayatta yaklaşmam, uzaktan oklarım ben bunu sadece. O kişiliyor mu acaba? O kişi pişirmediğini de bilmiyorum. Şöyle şey insan, aman abi. Şöyle bir yandan şey yazsam. Hemen oraları keserim. Ne kadar güzel ya, vallahi keşke canımız hep öyle olsa abi. Tek kötü yanım var arkadaşlar. Yani kaç dakika sonra, bir 3-4 dakika sonra bunlar sıfırlanıyor. Biraz bekleyelim bakalım sıfırlanacak mı? Bu arada arkadaşlar bu yaratık inanılmaz derece zamanımı aldı. Hani onu araması yani 7-8 dakika falan sürdü zaten. Büyük ihtimalle hani oraları keserim, canınızı sıkmam. Ama hani daha demin de biraz böyle okla vurmuştum ya arkadaşlar. Orası arkadaşlar böyle 3-4 dakika falan sürdü. Oraları büyük ihtimalle keserim. Çünkü canınızı sıkmak istemiyorum. Ve şu anda bir an önce arkadaşlar şu... Ozan Berki gizlice kayıt altına alınarak ifşalandı. Birazdan izleyeceğiniz videoda Türkiye'ye küfür etti. Şöyle yapacaksın. Annenle yarın Hatice Berki ile beraber gideceksin bankaya. Sana ek hesap açacaklar, dolar bazlı. Dolar bazlı bir de. Hı. Dolar alıyorsun oğlum sen. PayPal'ına ne geliyor senin? Dolar geliyor. Dolar geliyor. Hı? Hırıyedik yani. Nasıl? Bir anda kapanması kötü oldu. Bu çocuk Türkiye başka bir şey değil onun yaptığı ya. Sim guardı nasıl yapacağız Arda abi? Nova Prospect yani Can Yavuz paranormal videolar çekerek her videosunda paranormal olayların yaşanması çok garip değil mi? Kuzeni Arifan'la gittiği fakat kamera arkasında ikiden fazla kişi olduğunu dikkatlice izlerseniz anlamanız çok kolay olur. Kısaca uzatmadan izleyeceğiniz video size her şeyi anlatacak. İyi, duyduğuma göre ifşa ediyormuşuz bir şeyleri. Aynen, doğruları söyleyelim bence. Yavşaklar prim yapmayı bıraksın artık. Ya sen sor bana inanmadıkları bir konu varsa ben yine buradan yardımcı olmaya çalışayım bir şekilde. Şimdi arkadaşlar oradan biri demiş ki bu kim mi öyle bir şey? Ha bu kim? Hilal. Bu o gün Kıbledere videosundaki kameraman arkadaşımız Caner. Videoyu izlerseniz onu rahatlıkla görebilirsiniz. Orada o görünür yani. O arkadaşa da sorabilirsiniz. O gün taşı cinler mi attı, bizim taksici amcam? Kanka taksinin içine artık cin mi girdi? Ne oldu bilmiyorum. Ben taksicinin içine cinler girdiğini düşünüyorum azıcık ama. Adam iyi taş attı yalnız. Hadi profesyonel de taş attı. Adam, sağ ol yani. Abi. Gerekirse biz onu da çıkartırız. Adam seni vurdu oğlum. Cim adam atıyordu ya. Gel ayağımdan vurdu yapacak.
Ya gençler, yani şöyle söyleyelim. Yani tamam, bazı şeyler ifşa edilir. Yani sonuçta kimsenin emeğine bir şey yapmıyoruz. Prim yapıyorlar bir yere kadar, eyvallah da, sonuçta kimsenin ekmeğine salça sürmüyoruz burada. Yani biz Kıbrıs'a gittik. Hiçbir olay yaşanmadı. Yani ciddi bir şey yaşanmadı. Sadece birkaç ses falan duyduk. Yani Can abi dedi ki hiçbir şey olmuyor. Bari taş atmış gibi bir gösterge yapalım gençler dedi. E biz de tabii yapacak bir şey olmayınca taksiciye gittik. Abi dedik şu dakikadan sonra Can abi, Can bir şey söyleyecek. Durduktan sonra arkadan taşlar salladı abi dedik. O da işte belirli bir yerden sonra taşlar salladı. Hatta taş atmanın bokunu çıkardı. Böyle bayağı bir salladı yani. İki tanesi Muammer'in kafasına falan geliyordu yani hatta. Adam hayvan gibi ya yani birkaç tane vurgu yani videoda da var zaten, kurgu olduğu birazcık belli zaten çoğu şeyin de. Ya biz yine kimsenin ekmeğine salça sürmüyoruz yani, sonuçta orada da bir yemek var. Kurgu bile olsa bir yemek var sonuçta yani. Ama Kıbrıs'ta da baştan sona bir kurgu yani, onu söyleyebilirim. Onun dışında bu şey var. Bir yerde de hani bir sandık muhabbetinde eliyle böyle arkadan cama bir şey atıyor, kırıyor. Ekin soyak. Arkadaşlarını kazıklayarak para kazanmak. Güvenlik parası konusunda arkadaşlarına yalan söyledi ve paranın geri kalanıyla tatil yapacağını planlıyordu. Ama ve lakin ev arkadaşı Ekin Suyak'ın söylediklerini kamera kaydına alarak... Öncelikle benim herhangi birine bir düşmanlık ya da karşılaştırma gibi bir durumum yok. Sadece insanların para uğruna bazı insanları kullanması beni çok üzdü. Ki bu insanlar benim yakın arkadaşlarım. Ekin çevresindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Ki İbrahim evden gittiğinde ben de Ekin'in anlattıklarına inanarak İbrahim'i ona göre yargıladım. Ama daha sonra İbrahim'le konuştum ve bana anlattı ve bana dedi ki aynı şeyleri sen de yaşayacaksın. Aynen de öyle oldu. İbrahim ne dediyse aynılarını yaşamaya başladı. Şimdi de dinlemenizi istediğim birkaç şey var. Umarım anlarsınız her şeyi. Buluşmaya 4 tane güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira. Kişi başı alırım 300 lira. 360 900 500 lira bana kalır. 25 liradan tatil yaparım abi. Şimdi sen şey yapacaksın ya bunlara. Fazla para alıp cebine kar yapacaksın. Kendininkini bedava getireceksin. Turgut ya bunu çakarsa, o uyanık biri. Çaktırmayacağım işte, faturasını göstereceğim abi. Nasıl faturayı göstereceksin? Faturayı fazla göstereceğim abi. Ha bilerek. Benim amına koyayım ne kadar? 300 lira mı? 500 lira çıkar tamam. Ben 350 liraydım sana. 50 lira daha fazla veririm. 500 lira çıkar. Öğrensin. Ne yapar acaba lan? Ne yapacağım? Bir şey yapalım. Öğrenemez ki amına koyayım. Gidip güvenliğe mi soracağım? Ruhi'den para alacaksın mı? Ondan da fazla alacağım. 300 lira. Sadece güvenliğe verirsen hepsine 300 lira para alacağım. 900 lira para alacağım. 300 lira vereceğim güvenliğe. Baaa! 600 lira cebe. Umarım az önce gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler sizi bazı konularda fikir sahibi yapmıştır. Emin olun ben de bu durumlardan hoşnut değilim. Ama doğru olanın bu olduğuna inanıyorum. İki gündür bilimci, iftiracı, yalancı gibi şeyler, saldırılar yapılıyor. Ben olayı uzatmak istemediğim için bu durumlarda, olayı uzatmak istemediğim için sadece açıklanarak. Ben böyle bir insan değilim. Şu anda bunları size kanıtlama amaçlı karşınızdayım. Ve beni suçlu ya da haksız bulan insanların dinlemesini istediğim bir şey var. Ne demek ne düşünüyorsun? Onlar sayesinde kazanıyorsun. Lan yarak Roman Atlut yemek gösteriyor. Beni düşünüyor mu amına koyayım? Ben diyorum onlar sayesinde ayda trilyon kazanıyorum. Sikinde mi sence? Olsun. Sikinde miyiz sence herif? Ben de onlar için sikinde. Oğlum ben de onlar için sikteyim amına. Sikim akla yollara. Şimdi sen izlemezsinler amına. 200-300 bin insan siktemiyor musun? Siktemiyorum amına. Onlar olmasa sen ne olacaksın? Ne demek ne olacağım amına? Gitsin amına. Bana ya amına gitsin hep. Onlar seni buraya getirsin. Kime? Bok onlar. Az önce öyle mi dedin ki sen? Yok, Soyak ailesini sikeyim dedim ben. Arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Az önce zaten çoğu gerçeği gördünüz ama bilmenizi istediğimiz bir şey daha var. Ekin size kendini fakir olarak gösteriyor ya da kazancının olmadığını olarak, kazanmıyor olarak gösteriyor. Arkadaşlar Ekin aslında gördüğünüz gibi az kazanan biri değil. Kendini fakir olarak göstermeye çalışıyor. Aslında kazandığı güzel yüklü bir miktar parası var. Ama o parayla yetinmiyor, daha çok istiyor, daha çok hız sanıyor. Sürekli bir şeyler almak istiyor. Gözü paradan başka bir şey görmez hale geldi. Tam ailesine bakıyor, bir bakıma yardım ediyor annesine ya da ablasına. Bunu hoş, güzel bir şey, onu takdir ediyorum. Fakat bu yaptığı yardım zaten kendini hiçbir şekilde etkilemiyor bile.
Çünkü yaptığı yardımın 5 katını 10 katını kazanıyor. Bir saat, bir buçuk saat. 60 dolar değil ya. 60 dolar, ayağım. 1800 dolar para yapar. Evet. Alıyorum onunla koyayım ya. 5250 lira. Çok güzel kağıdı var. Kaç alıyorsun YouTube'dan? Aynen falan buradan. 5000 mi? 10.000 yok mu oğlum? Bir ara 12.000 falan alıyordun. Ya yarra yedi bak. Emin amına koymuşsun. 20 kuruş şey alıyorum. Bir izleme bağlı. Niye izliyor lan bunu? Mediagraph'tan önce, Mediagraph'tan sonra hayatı 5 yıl X daha hızlı yaşamaya başladı. Şimdi 10 yıl. Evet, Turgut'la Enes'e söylemeyeceğim mi? Söylemeyeceğim. Onlar da şeydi yani. Ona tepkiliydi ya. Eğitim kullanmaya konuşmayı veya ne var ya, kullanım sayesinde girdiğimi bir şey gösteriyor. Günahı da geçirmeyeceğim onları. Çok kazanım var. Ben de yurdaki teneke. Türkçe takıntılı oyuncu. Kısaca TTO. Skype'la arkadaşı Anıl'la konuşurken Kur'an-ı Kerim'i küfür ediyor ve Anıl gizlice ses kaydını alarak TTO'yu ifşa ediyor. TTO bu ses kaydının montaj olduğunu söylüyor. Fakat ona inanan kişinin sayısı çok az. Düğünde babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor. Güldü mü içinde böyle bir tebessüm etti. Siktir git o seseydin. Sana Kur'an. Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Berse ne yaparsın babasına? Okumam yani sikimde Kur'an okumalar. Bence onlar fake amınak. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amın onları şey yazmış. Kim yazmış ego onları? Şey yazmış işte peygamberler büyük ihtimalle. Buradan bazı youtuberları seslenmek istiyoruz. Siz siz olun, izleyicilerinizi kandırmayın. Görüşürüz.